Allah el Azim, el Kerim, el Rahim, ellezî lâ ilâhe illâ hu, el Hayyel Gayyûm ve etûbu ileyh. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Vessalâtu vesselâmu alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi ecmaîn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Amma ba'du fel evvelu Allah vel ahiru Allah vel zahiru Allah vel batinu Allah femen kana fi kalbihi Allah femu'inuhu fid darayn Allah femen kana fi kalbihi gayrullah fe khasmuhu fid darayn Allah la ilaha illa Allah vel hakkul melikul mubin Muhammedur Resulullah sadikul va'dil emin. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام إلى آخر الآية صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم müminler, aziz müslümanlar, İçinde bulunduğumuz mübarek ay, sonuna yaklaşmış olduğumuz mübarek aylardan, haram aylardan, Allah katında değeri ve hürmeti bulunan aylardan Muharrem ayının içindeyiz. Şehri Muharrem. Dolayısıyla bu mübarek ayın da bereketiyle dersimizi, sohbetimizi bu mübarek Muharrem ayının ruhumuzda ve şuurumuzda uyandırdığı mana ile beraber günümüzdeki olayların, sıkıntıların, musibetlerin asıl kaynağını teşkil eden, sebebini teşkil eden meseleleri ve mevzuları zamanımızın da sınırlı olduğunu dikkate alarak sohbetimizi bu konular etrafında yapmaya çalışalım. Allahu Teala her halükarda, her zemin-i zamanda mümin olarak yaşamayı, mümin olarak hayatımızı devam ettirmeyi ve mümin olarak bu alemden ebedi aleme göçmeyi cümlemize müyesser eylesin. Evet. Kur'an-ı Mübin gördüğünüz gibi, okuduğunuz, dinlediğiniz gibi Müslümanlarla alakalı bir meseleyi, müminlerle, Müslümanlarla alakalı bir meseleyi ortaya koymak istediği zaman, Müslümanları ilgilendiren bir konuyu haber vermek istediği zaman Cenab-ı Hak hitap şeklini hepiniz biliyorsunuz ya eyyühellezine amenu şeklinde hitap ediyor. Müslümanları alakadar eden bir mesele varsa, o meseleyi de Rabbimiz haber verecekse, o konunun, o konuyla alakalı ayetin başında, siz de Kur'an'da sık sık görüyorsunuz, nasıl hitap ediyor? Ya eyyühellezine amenu, iman edenler. Bu çok özel bir hitaptır. Bunun üzerinde ne kadar durulsa azdır. Ya eyyühellezine amenu, ey iman etmiş olanlar. Ey Cenab-ı Hakk'ın kendilerine imanı nasip ettiği adamlar.
İman nasip meselesidir. Allah Celle Celalü kime imanı nasip etmişse o iman ediyor. Yoksa Allah'ın kendisine hidayet nasip ettiği, iman nasip ettiği, Müslüman olmayı nasip ettiği insanlar ancak iman ediyor. Ve bundan da anlıyoruz ki hidayetin, iman nimetinin, İslam nimetinin, hidayet nimetinin asıl sahibi Allahu Teala'nın kendisidir. Yoksa bir başkası ne kadar uğraşırsa uğraşsın, insanların kalbine, kalp dediğimiz insanların gönlüne ve kalbine imanı yerleştirmeye Allah'tan başka kimsenin gücü, siz söyleyin, yetmez. Mümkün değil. Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öz amcası Ebu Talib'i hepimiz biliriz. Hazreti Ali'ül Murtaza'nın nesidir Ebu Talib? Babasıdır. Şimdi yani. Ali İbni Ebi Talib, Ebu Talib'in oğlu Ali radıyallahu anh. Öz amcası ve Mekkeli müşriklere karşı Habibi Zişan'ı en çok koruyan adam kim? Ebu Talib. Onu korumaya almış, himaye etmiş, kollamış, korumuş, o zalimlere karşı türlü türlü çilelere, zahmetlere karşı korumuş bir insan. Ama ne yazık ki hepimiz biliyoruz, ölüm döşeğine kadar onun iman etmesini istedi Efendimiz. Ah şu amcam iman etse, mümin olsa. Kelime-i şehadet ki hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü dese, diye ölüm döşeğine kadar onu takip etti. Amcasını takip etti. Nihayet ölüm döşeğinde son nefeslerini alıp veriyor Ebu Talib. Yatağında son nefesleriyle meşgul, ebedi aleme göçüp gidecek. Etrafında bir hayli kalabalık insanlar var. Ebu Leheb gelmiş, Ebu Cehil gelmiş, daha Arapların, kabilelerin ileri gelenleri gelmiş. Son nefesinde Ebu Talib'in etrafında toplanmışlar, böyle bakıyorlar. Efendimiz de hemen yanı başında. Bir ara baktı ki Ebu Talib artık gidiyor. Son nefesleriyle meşgul. Eğildi kulağına, aynen şöyle buyurdu. Ya ammi, ya ammi, ne demek Arapça? Ey benim amcam, ey benim amcacığım, ya ammi. Kul la ilahe illallah tüflihu. İşte biraz sonra dünyadan ebediyen çıkacaksın. Daha dönüşü de mümkün değil. Ey benim can amcam, ruh bedeninden tam çıkmadan önce gel la ilahe illallah Muhammedur Resulullah de ki felaha eresin, ben de mahşer günü sana şefaat edeyim. Çünkü iman etmeyene peygamberimizin şefaatisi söyleyin, mümkün değil. İmansız adama şefaat yoktur. Allah bu afete kimseyi uğratmasın. İmansız ölmekten daha büyük felaket yok. Gel bunu söyle de sana şefaat edeyim en azından. Seni bulayım mahşerde. Yanıma alayım, yakınıma alayım, şefaat edeyim. Ebedi cehennemde kalmayasın, yanmayasın. Bunu işiten öz yeğeninden bu şefkat dolu ifadeyi duyan ve işiten Ebu Talib başını biraz daha kaldırarak etrafında dolanan, bulunan adamlara baktı. Kabilenin ileri gelenleri, aşiretin ileri gelenleri etrafını sarmışlar.